Ayrılmak istemiyor, beraber olmak istiyor, yine boşanacağım diyor. Ama aslında o sırada Emine Serdar'la görüşüyor. Oğuz bana Darıcı Emniyetinde görevli olduğunu söyledi. Yanındaki bir tane arkadaşı da İstanbul Emniyetinde bir istihbaratçı olduğunu söylemişti. Üzerinde bulundurduğu silah da can güvenliği amaçlı taşıdığı bir silahmış. Acılı abi kız kardeşinin yakın arkadaşından gelen bir ifadeye de dikkat çekti. Kız kardeşimin en yakın, en samimi arkadaşı Kübra'dır. Kübra demiş ki Yağmur'a, her şeyi söyleme, senin de başın yanar mı? Senin de başı belaya gider mi? Ne böyle bir cümle kullanmış. Kübra 2 gün boyunca gelmiş, kızımın odasını aramış. Milletin içinde de bağırmış böyle, hani işte Emine uyuşturucu kullanıyor falan demiş. Bizim hiç bilmediğimiz bir başka neden de olabilir. Oktay'ın 14'ü akşamıydı. Instagram hesabında bir tarih atılmış. 12.02.2022 gökyüzü 3 tane yıldız var üzerinde, bir emoji. Böyle bir. Ne demek? 3 tane yıldız mı kaydetmek istiyor bilmiyorum hani. Bu olayın üzerine. Çünkü olay zaten 12'yi 13'e bağlayan gece gerçekleşiyor. Gökyüzü emojisi, 3 tane yıldız var orada da. Emine Çöp'ün kuzeni Yağmur Elley'in eski sevgilisi sosyal medya paylaşımındaki figürleri tesadüfe dayandırdı. Ya yıldız, normal yıldız ablacığım. Ufak detaylarla hani benim düşünecek bir insan değilim. Siz düşünmüyorsunuz da aile düşünmüş. 3 kişi vuruldu, 3 yıldız konuldu demiş. Şimdi siz Yağmur'un eski arkadaşıymışsınız ve aile diyor ki ayrılmayı çok kabul edememişsiniz ve Emine'yi bu konuda tehdit etmişsiniz. Yağmur'la ayrılık sebebimin Emine'nin hiçbir yakından alakası yok. Ben Emine'ye bir tehdit, bir mesajım olmadı. Sıkıntım yoktu ki, normalde ben Emine'yle konuşan bir insandım. Hadi Emine'yle kendilerince bir sıkıntım vardı. Ben bu şeyi tanımıyorum bile. Talat Çöp, cinayetten bir gün önce kızının kendisine tehdit edildiğini söylediğini açıkladı. Nasıl size anlattı tehdit edildiğini? Oktay Bey de telefon attığımızda hiç öyle bir şey olmadı diyor. Dedi ki baba gördün mü dedi. Neyi gördün dedi. Şimdi Oktay'ın arabası geçti buradan dedi. Oktay geçti kapıdan dedi. Ne dedim, senin peşine dedim. Uğraşımı dedim. Yağmur'la dedi. Ayrılma anlattı dedi. Yani sebep olarak beni görüyor dedi. Bu işin sorumlusu sensin diye dedi. Yolda karşılaştığımız yerlere dedi. Emre bunun hesabını sana soracağım diyormuş. Yani bu şekilde çocuğum yani tehdit ediyormuş. Bunun hesabını sana soracağım. Sebep sensin. Ablacığım ben şimdi neden böyle bir şey söylediğini bilmiyorum. Benim böyle bir şeyle haberim bile yok tehdit muhabbetinden. Konuştuğumuz konular içinde de ne yazık ki akla yatmayacak şeyler var. Ve burada da işte isimler var. O civara bunlar gittiler mi bu isimler? Ahmet'i gördüm, Mehmet'i gördüm diyen birisi olursa o zaman takip ettiği düşünür. Çünkü belli ki takip edilmişler. Evet, gidilen mekanlar var, adı geçen isimler var, ailenin şüphelendiği isimler var. Ve bugün stüdyomuzda hem Ramazan geldi, Emine'nin abisi. Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk. Tuğçe'nin eşiyle, Tuğçe'nin kayınvalidesi de geldi rahmetli. Tuğçe'nin eşiyle kayınvalidesi. Furkan sen kaç yaşındasın? Sen de çok genç misin? 22 ablacığım. 22 yaşındasın. Peki senin eşinle problemin neydi? Niye sen eşinle konuşmuyordun? Bir problem değil aslında ablacığım. Şimdi ben koronaydım. Eşim, annem, Gülhan annemlerde kalıyordu. Sen koronasın diye mi annene? Evet. Aranızda bir problem yok muydu? Hayır, anlatayım. Aha. Devamını getireyim. Bir hafta kaldı, sonra bir hafta sonra Mardin'den teyzem geldi mi dedi, gelecek mi dedi, orayı tam hatırlamıyorum. Teyzesi geldi. Annesi demiş ki bir hafta daha kal, hani gitme. Çok dışarı çıkıp gelen bir insan değiliz biz. İşimize gideriz, evimize geliriz. Ne iş yapıyorsun? Ben demir çelik işinde çalışıyorum ablacığım. Öyle işte, ben de ona tavır gibi bir şey yaptım, hani gitme dedim, bir hafta kaldın zaten. Gel, teyzen gelince gidersin bir daha. O yani, başka bir şey yok, konuşmamazlık yok. Siz nerede oturuyordunuz? Annemin bir sokak üstünde oturuyorum, Gülhan annemin. İkimizin arasında. Aradayım ben hemen, ortada benim. Ben gönderirim yani, hiç gözüm arkada kalmaz, hem ablama hem anneme. Hiç şeyim yoktur o konuda. Bir şey demem yani, Tuğçe'yi gönderirim gözüm kapalı bir şekille. Peki Tuğçe sana söylemiş miydi biz o gün işte gidiyoruz arkadaşlar? Yok, onu arkadaşlar söylemedi işte, onu bilmiyorum, söylemedi. Sen niye eşini hiç aramadın, gece ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye? Ben o gün çalışmıyordum, ben annemin dükkanı var, dükkana gittim. 8.30 gibi falan eve döndüm. Sonra uyumuş kalmışım telefon oynarken. Sabah polis geldi, polise uyandım zaten. 8.30'da uyumuşsun o gece? Hı hı. Aradın mı hiç eşini sen o gün içinde? Yok, aramadım. Bir kuafördeyken konuşmuştuk. Fotoğraf atmıştı saçını. O kadar, başka bir şey yok. Siz eşinle telefonda konuşmaz mısınız? Hani gece ne yapıyorsun, ne ediyorsun ben? Konuşuruz. Konuşuruz, niye konuşmuyoruz? Şimdi niye o gün konuşmadınız? Yani şunu söyleyeceğim, ben bilmiyorum değil, sizin hayatınızı. Ben sizin hayatınızı bilmiyorum da.
Şimdi Emine ayrılmış, bekar bir kadın. Yani o istediği arkadaşıyla istediği yere gidebilir. Senin eşinin tutup işte ada denilen yerdeki mesela o kiraladığı eve gitmesi falan. İşte ben onu bilmiyorum. Onu bana söylemedi. Ben normalde koronayken evde yatarken ablamgille mesela yine çıkıyorlardı dışarı. Bir arkadaş çevreleri var. 5 tane kız iş yerinden. Kız arkadaşları. Onlarla yine AVM'ye gidiyorlardı, geziyorlardı. Onları biliyordum. Ama bu konuyu bilmiyorum. Peki sen izin verir miydin bu şekilde? Hayır, asla vermezdim. Niye vereyim ablacığım? Gecenin o saatinde. Senin de aramaman enteresan. Onu bana söylemedi. Ha? Onu söylemedi bana. Yani senin de aramaman bana enteresan geliyor hiç, eşini yani. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Koronayken seni niye bırakıp annene gidiyor? Herkes bakıyor evde. Kocasına. O iş yerinde bir güzel bir iş vermişlerdi ablacığım ona. Bir sorumluluk vermişlerdi. O bir hani ben de korona olursam gidemem, yerime başkasını verirler diye. O yüzden korkuyordu. O yüzden korkuyordu. Evet, korkuyordu. İşini sana çok kim seviyordu. Baktı? Ben kendim baktım abla, kim var? Ben hafif atlattım zaten. Geçmiş olsun. Sen yani bütün gece uyudun. Evet. Daha 22 yaşında ne uykusu bu be? Uyudum abla, ne yapayım? Bir önceki gece de uyudun mu? İşten gelmiştim, büyük ihtimalle uyumuşumdur. Ha, sen o gün Tuğçe geldi eve. Anlamadım. Sen işten gelince uyur musun hep o Yok, saatte? Yok ablacığım, niye uyuyayım? Ben o gün tatil günümdü. Uyumadım herhalde gecenin. Yani hatırlamıyorum tam hiçbir şey. Uyudum ama normalde uyumam o saatlerde. Yani uyudun mu uyumadın mı? Olay günü mü? He. Olay günü uyudum. Olay günü uyudun. Yani sabah polise uyandım ablacığım ben. Hiçbir şey bilmiyorum. Eşimle de konuşmadım. Sadece kuafördeyken görüştüm. Sana nereye gideceğim dedi akşam. Hani kuaföre gittim bir yere. Yok yok, bir yere gideceğim demedi. Kuafördeyken saçını attı sadece, o kadar. Anladım. Peki siz kızınıza dediniz mi? Hani kızım sen gidiyorsun geziyorsun ama hani eşin ne der? Müge ben mi? Yok. Hayır, ben. Siz kayınvalidesiniz, kendi annesi. Tuğçe. Ablası olduğu için yanında zaten sürekli arada sırada çıkıyorlar kız arkadaşlarıyla. Ama Tuğçe genelde pek çıkmaz. Hani ablası arkadaşlarıyla çıktığı zaman bile çıkmaz. Çünkü hani onun arkadaş çevresi farklı olduğu için, ablası büyük olduğu için o pek çıkmazdı onlarla. Son işte bir iki gün dedi ki, abla dedi, hani çıkıyorsunuz dedi, beni de dedi alın dedi. Giderken bana söylemiyorsunuz dedi. O da dedi ki, hani sen evlisin Tuğçe, biz seni o yüzden hani çağırmıyoruz. O gün de işte Merve araba kiralayınca o da onlarla beraber gitmek istedi. Ama arkadaşlar size normal mi geliyor? Bak şimdi neden sabah polis gidiyor Furkan'ın kapısına? Çünkü bir cinayet işlenmiş. Acaba kocası mı öldürdü diye de gidiyorlar. Evet. Çünkü yani polis de durup dururken bütün herkesin kapısını çalmıyor sabah. Yani size normal geliyor mu? Tamam ablasıyla gitti ama yani Tuğçe'nin kocasıyla ablacığım, hiç konuşmamız. Bizim... Ya Merve sen dedin ama aralarında bir problem var deriz. En dürüst sen konuşuyorsun bu grubun içinde de, sana yön söylüyorum ben hep. Ya şu şekilde Tuğçe korona olduktan sonra bizde kaldı ya. Ha? Eve gitmeyince ben de Tuğçe'ye sordum. Tuğçe dedim hani niye gitmiyorsun dedim. O da dedi ki Furkan'la dedi yani tripleşmişler herhalde. O teyzemler gelecek, ben biraz daha kalayım deyince Furkan herhalde ona tavır yapmış. O da o yüzden gitmek istememiş. Kalmasının sebebi buydu zaten bizde Tuğçe'nin. Biraz daha annesine kalıyor. Evet. Eşi de evet. Geri dön deyince. Hani Furkan da evet geri dön deyip yani ufak bir ona öyle söyleyince o da gitmek istememiş. Küsüyorlar. Hani teyzem her zaman gelmiyor, kalayım biraz daha diye. O niyetle gitmiyor zaten Tuğçe. Akşam hani... konuşmamanız da mı bu yüzden acaba biraz? Tabii biraz etkisi olabilir, evet. Niye ablacığım senin eşin... bizim... Hayır, niye senin eşin evine dönmüyor ama? Yok öyle bir şey değil o. Şimdi biz dönmeme anlatayım bak ben sana ablacığım. Bizim eşimin saysan 5 tane arkadaşı yok. Biz işimize gideriz, evimize geliriz. Başka hiçbir şey yapmayız. Gidersek ablamla gideriz gezmeye. Biz genelde hep araba kiralarız zaten. Araba kiralama konusuna da geleyim. Biz hep araba kiralarız. Bir sürü yere gezmeye gideriz biz. O konuda şeyimiz yok yani. Gezmeyi seven insanlarız biz. Çalışıyoruz hepimiz Allah'a şükür. Elimiz ayağımız tutuyor. Ne sormuştun abla sen? Ha niye kocasının yanına dönmüyor? Benim yanıma niye dönmüyor? Ha. Teyzesi gelecekti işte. Biz eve abi gidiyoruz, işe gelip bir saniye. Teyzem geliyorsa gelir, işten giderim. Teyzemi görmüyorum. Ben niye kocamı bırakayım evde kocam varken? Tabii doğru. Ama şöyle bir şey de var. Biz hiç annesi bile gitmiyordu. Bayağıdır gitmiyordu. Annesi kal demiş. O yüzden o da kalacağım dedi. Ben de tamam dedim, o zaman git. Bir şey demedim. Yani. Kalmak istedi Müge Hanım. Gitmek istemedi. Teyzem geliyor dedi. Hani biraz
Çünkü yeğenim de olmuştu, onu da görmemişti. Biraz vakit geçirmek istedi bizde. Ben de kalmak istiyorsan kızım teyzesi kal dedi. Teyzesi gelmiş miydi bu cinayet işlerine? Geldi, geldi. Peki madem teyze gelmiş, bebek gelmiş, onların ne işi var gezmekte? Kimin? O zaman işte Tuğçe bebekle ilgilensin, niye dışarıda? Yani ya yanlış anlamayın beni de, herkesin aile yapısı farklıdır, ben bir şey diyemem. Kız kardeşim... Ama şimdi 22 yaşında kocası olan kadın, teyzem gelecek Mardin'den diye kocasını bırakmaz, bu bir. 22 yaşında adam karısıyla konuşmadan 8.30'da uyumaz, bu da iki. Yani geldiyse teyzesi tamam gördüm bir günden de, şimdi ben niye teyzemle otururken kocamı bırakayım ki? Yani kaç yaşında olursam olayım ben niye kocamı bırakacağım ya? İşte o ikisinin arasında olan bir sorun. Bir de en azından ben şey yani dedim. Geçmişler birbirleriyle. Şunu beklerim. Kalmak istemiş. Tamam anladığım kadarıyla yakın oturuluyor ve arkadaş grupları ortak. Ya biz dışarıya çıkıyoruz sen de gel deyip kocasını bir kez arayıp kocasına... Hani o gezmeye kocasının da katılmasını sağlayabilir. İşte hani normali öyle makul bir ufak tartışma geçince o da ona söylemiyor, o da onu aramamış. İşte en son kuaförde konuşmuşlar, aralarında bir tripleşme olmuş. Demek ki kuaförde de mi biraz tartıştınız? Kuaförde. Yo, bir gün önce kediye kum, bizim kedimiz var bir tane, onun kumu bitmişti. Kum tamam da oğlum gelmişti. Sen de bakmıyor musun benim karım nerede, evde mi değil mi falan filan diye be? Tabii bakıyorum, niye bakmıyorum abi? E bakmıyorsun işte nerede. Ben işte ablamın yanında biliyorum, ben hiçbir şeyim olmaz. Abla dediğin kim? Kayınvalideni mi? Merve ablası. E tamam da Merve eve geri dönmüş zaten. Merve'nin bir şeyi yok ki. Merve dönmüş evine geri. Tamam senin işte ablacığım dönmüş. Ben uyanık olsam zaten yok. Arar sorarım. Evet. Ama Ülke Hanım ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tuğçe'nin bu Bayramoğlu'ndaki evden falan Tuğçe'nin bilgisi yok. Ben Tuğçe'nin hani nasıl ablacığım, gitti oraya, ne diye gitti onunla ilgili benim de hiçbir bilgim yok. Ve ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben kız kardeşimi verirken ben Emine'yle Yağmur'un yanına diye veriyorum. Mesela. Ama benim kardeşim Alihan'ın arabasında çıkıyor. Hani oksijenden falan dönüyorlar ya. Benim kardeşim ne işi var Alihan'ın arabasında? Benim kardeşim Alihan'ı tanımaz. Ben bunu işte Emin öldü. Soramıyorum. Rahmetli soramıyorum. Tanımıyor. Yağmur'a diyorum. E diyor o tek kalmasa bu tek al. Ya diyorum şimdi biriniz bana çoluğunuzu yeğeninizi emanet etseniz diyorum. Ben onu parka götürürken ya başka bir komşuma versen bunu da sen götür desem hoş mu şimdi? Bana güvenmiş vermişsin. Şimdi zaten üç yani araba aslında gittiğimiz biz şu için an şunu herkes bilmiyoruz, tek kalmasın dedi. Hayır ama bak siz de biz de şunu bilmiyoruz. Yani o gece ne oldu? Bir kavga mı oldu? Bir tartışma mı oldu ki insanlar böyle arabalarını değiştiler etti? Biz oralarını bilemiyoruz. Yok tartışma ben de falan olmadı. Tartışma falan hiçbir şekilde olmadı. Zaten ben bir de eve döndüğüm için ben döndüğüm süre zarfında hiçbir tartışma vesaire bir kavga gürültü. Yani hepimiz gülüyorduk. Eğlenceli bir şekilde döndüm zaten eve. Eve döndükten sonra saat 2 falan da uyudum ben. Sabah uyanıyorum ve kaza yaptıklarını zannediyoruz. Dayım aramış, annemi aramış dayım. Şey demiş hani ben karakoldayım, siz de hastaneye geçin. Cinayet biz tamamen kaza yaptı diye biliyoruz. Cinayet saati kaçtı? 4.45 falan herhalde sabah. Sabah 4.45. Öyle bir şey dediler. Biz de sabah saat 7-8 gibi öğreniyoruz. 7-8 civarı. Tamam işte yani burada normal olmayan bir şeyler yok mu? Mesela dün yayın çıkışında Hava Hanım çok güzel bir şey sordu. Sana sordu Yağmur. Dedi ki siz gidiyorsunuz o evde ne yapıyorsunuz dedi kadın. Tamam benim gittiğim süre zarfında biz zaten kötü bir şey yapan birisi değiliz. Bir de İyisi, ayrıyetten kötüsü yok. Şunu yani söyleyeceğim. Emine mesela, zaten... Tuğçe'nin ne işi var orada mesela? Sen git. Sen bekar bir kızsın. Tuğçe hayatında ilk defa gitti şey zaten oraya. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu Yağmur'a da sordum. Ben... Yağmur Tuğçe'nin hani sen eve döndün madem biri dedin. Ha. Tuğçe niye devam etti mesela? Hani Tuğçe'yi evet. Niye geri dönüp bırakmak istemediniz? Veya Tuğçe niye kalmadı? Bunları ben çünkü de bilmiyorum. Çünkü ben Emine'lerle dönmedim. Akif beni bıraktığı için arkadaşım. Ben Emine'lerle birlikte dönmedim. Hani biz aynı peş peşe çıktık ama bizim mahalleye aynı sokağa beraber girmedik. Şimdi Tuğçe'nin iki kere dönme şansı oluyor aslında. Evet. Evet. Bir Merve ile dönme şansı var. O hadi Merve ile dönmedi, galiba. Yağmur'la dönme şansı var. Bak, İki kere o şans evet, var. Sözünüzü kestim. İşte İsim dönmüyor, de yapmıyor. Dönmüyor. Neden dönmediğini biz benim de bilmiyoruz. Benim gelinim evet. Mesela böyle kendini ifade... Onlar ona gezmeye gidelim. Hani ablasında araba olduğu için onlarla beraber gezmeye gitmişler. Ama yani siz onu tanımadığınız için ama biz 3 senelik benim gelinim. O asla yalnız bir yere gitmez. Oradan da gelmek istemiştir, korkmuştur bir şey olduysa ama kendini yani beni eve bırakın diyecek bir kız değil. Böyle yani çok farklıydı o. Hiç ya ben kimseyi eve kırmaz, için hiç, hiç kimseyi istemedi. İncitmez. Yani o orada korkmuşsa bile bir şey olmuşsa yani rahatsız olmuşsa bile ablasından sonra gelmemişse bile... Yani o niye saf bir kız mı bu ne? Yani, aklı bir problemi var ne? Niye? Aklında bir problem yok ama yani arayan
tanıyan herkese sorabilirsiniz. O kadar iyi niyetli. Yani ben şey anlatamıyorum. Belki de. Hani o diyememiştir onu. Diyememiştir. Yani Emine ona Tuğçe ben seni eve bırakayım. Ablacığım ama bakın ben de şunu anlamıyorum. Bakın gerçekten bir boşanma kararı alındıysa amenna hiçbir şey diyemem. Evet. Ama senin arka sokakta kocan varsa sen tanımadığın insanlarla Bayrampaşa'da garsoniyere gidemezsin. Gidiyorsan bunu sana herkes sorar. Dönüşte bunu koca takip ediyor mu? Bir şey yapıyor mu diye de sorduk. O yüzden sizin polis sabah evinize geliyor. Evet. Yani bunu ben söylemiyorum yani bu genel bir şey olduğu için polis onları. Biz niye gelsin sabah polis? Asla öyle bir şey aklımıza gelmez. Benim gelinimin gece mesela ablasıyla gider ama o kadar arkadaşı yok zaten. Ben bütün gün biz onunla beraberiz. Akşam oldu mu bize geliyor. İşten çıkıyor. Tuğçe zaten de işten çıkıyor. Zaten ablasının sen gelme demesi lazımdı en başta. Yani ablasının senin ne işin var demesi lazımdı. Hiç arkadaşı yok. Çok yani 3-5 tane çocukluktan kalma arkadaşları var. Sosyal bir kız değil. Biz annesinde kaldığı zaman askere gitti Furkan. 6 ay annesinde kaldı. 6 ay benim iş yerinde beraber çalıştık. Tekstilde çalışıyorduk. Biz onunla beraber çalışıyorduk. O kendini ifade edip yalnız bir ama iş yerinde çalışıyor. Ama annem kalacağım diyebilen bir kız bu. Ama bilmiyorsunuz ki annesinin yanında diyebiliyorsunuz. Kız başka yerde. İşte onu bilemiyorum. Tamam işte yani. Annemde kalacağım diye ısrar edebilen teyzem gelecek diye evine dönmemek başka için şey kocasıyla var, tartışabilen bir şey kız bu. O kadar da kendini ifade edemeyen Furkan ona kızmıştı. O Furkan'la bile tartışamaz. Abi ben tanıyorum gelinimi. O Furkan'la Furkan ona demiştir eve geri gel. Yani kaldın bir haftadır orada. Yani vallahi o bir şey söyleyeyim. Eğer bu sözlerinizin ardında başka bir neden yoksa Allah herkese sizin gibi bir kayınvalide nasip etsin. Ya ben evet. Gerçekten ama siz bilmiyorsunuz gerçekten o kadar değil. İyi biriz. Kızı gibi geliyor. Allah rahmet eylesin. İyiydi yani ama ablasının arabası evet. Olmasa ablası o yine gitmez ona gel zaten. Normal şartlarda Müge Hanım şöyle bir şey söyleyeyim. Normal şartlarda. Bakın yalnız siz şunu anlıyorsunuz. Ben Tuğçe'yi konuşmuyorum. Ben sizin oğlunuzu konuşuyorum. Ben diyorum ki karısı sabaha kadar gezen adam bunu takip etti. Acaba bir şey gördü mü? Falan ben ondayım. Bak ben yok, o gün... O da 8.30'da uyurum diyor. Ablacığım, şey benim miyiz? Evimin dört tarafında da kamera var. Evet. Girişimi çıkışımı her şeyimi görür ona bakabilirsiniz. Benim o peki siz yok yani o Tuğçe'nin eşi olarak rahmetli Tuğçe Hanım'ın bu garsoniyere gitmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Abi nasıl, ben o sebeple gittiğini düşünmüyorum. Abi, o sebeple yani gittiğini asla düşünmüyorum. Bir dakika bir kişi konuşsun da anlayalım. Benim içim ferah. O sebeple gittiğini düşünmüyorum. Sadece o gezmek amaçlı gitti ablasıyla, kuzeniyle. O nereye gideceğini bile bilememiştir Rami Bey. O bilmiyor. Böyle bilmiyor. Bir yerden haberi bile yok Tuğçe'nin. Çünkü oradaki şöyle bir şey söyleyeyim ben. Oradaki şahısları bile tanımıyor Tuğçe. Tuğçe veya Yağmur Emine'yi ayrı çağırıp bir yere hiçbir zaman gitmişlikleri bile yoktur. Ben olduğum için Tuğçe çıkıyor. Ben de erken dönünce onların da işte oksijen veya ora muhabbeti olunca hani ben de gideyim geri oradan dönerim gidiyor. Ama adaya anahtarı, nasıl dönülüyor? Oranın anahtarı Emine Hanım'ın elinde. O mevzuyu ben bilmiyorum Rami Bey. O yüzden şu an yorum yapamıyorum. Gittiği zaman bunlar bu eğlence yerinden beraber çıkıyorlar. Orada bir takım şeyler getireyim. Yaşıyorlar. Nereye gidiyoruz? Hanım, dün yayında alkol alınmış gibi herhalde, şey söylenmiş. Ben duymadım burada. Kim dedim? Şimdi Rami Bey sanırım öyle söylenmiş. YouTube'da izlemişler. Öyle söylendi bana. Gece gidilen yer zaten kahve içilen bir yer. Alkollü bir yer zaten kesinlikle değil. Ben demedim bilmiyorum. Hani alkollü kimse de yok zaten. İçilen bir yer yok zaten. Şimdi yani beraber isterseniz arabaya binip nereye gidiyoruz diye Tuğçe mutlaka sormuştur. Emine de. Abi sormaz. Filan eve gidiyoruz. Anahtar bende var. Ben bu eve gidiyorum anahtar dediği zaman dahi. Hayır. Anahtarı sonradan vermiş yani. Anahtar konusunu ben yanlış anlamışım. Ya ben şunu giderken almışlar anahtarı. Alihan diyorum ya. Şükrü ile Serdar lütfen bağlansın ya. Bu konuyu onlara açıklık getirecek. Şükrü ile Serdar sanırım iki kuzeni aileleri Rize'ye göndermişler. Neden göndermişler? Ben inanmıyorum. Neden? Belki onların bir bağlantısı var. Belki onlara yapılan bir kıskançlıkta ne oldu? Bilmiyorum ben hiçbir şey. Benim kardeşim zaten bu şahısları tanımıyor Müge Hanım. Ben buna kalınmasın. Benim arkadaşlarım bağlansın. Ben zaten normalde benim 4 tane 5 tane yakın kız arkadaşım var. Tuğçe'yi de aldığım zaman ben onlarla çıkıyorum. O akşam çıkmamızın sebebi de Emine ile Yağmur kahve içelim bir yerde oturalım dedikleri için biz oraya gidiyoruz. Sonra Emine'nin erkek ama adaya nasıl dönülüyor? Tuğçe neden eve geri dönmüyor? Tuğçe'yi neden bırakmış? Şey ben bunu bilmiyorum. Tek tek konuşalım. Aklımı zaten almadığı yer Tuğçe'nin Alihan arabasına ne iş var? Evet. Siz iki kuzen olarak neden bu kızı başkasının arabasına veriyorsunuz? Çünkü Tuğçe'nin Alihan arabasını alamıyorum. Ben de şunu söylemek istiyorum. Merve konuşuyor şu anda bir saniye.
Evet. Ben lütfen Serdar'la Şükrü'ne bağlanmışsın. Ya alakaları olduğu için demiyorum. En son görüştükleri için o evden nasıl ayrıldılar, ne anahtarı, bu mevzulara bunlar açıklık getirecek. Kendilerinin hasım mı diyorsunuz, düşman mı, neleri var? Onlar biraz anlatsın. Bilmiyoruz ki. Belki de onların hasımları. Belki yani onlardan sıramadı. Belki onlara yapılan bir kıskançlıktan oldu. Hiçbir şey bilmiyoruz ki. Neden bağlanma? Neden Rize'ye gönderildi? Nasıl gittiler Rize'ye? Son görüştükleri insan bunlardı. Nasıl şehir dışına çıkabildiler? Belki de o zaman yurt dışına da kaçabilir bu insan. Suçlu belki yurt dışına da çıkabilir. Ben suçlu bir insan. Neden hiçbir şekilde bilgi verilmiyor? Öyle mi? Akrabaları şey demişler, bizim oğlanlar sadece bu kızları bir buçuk aydır tanıyor, hiçbir ilgileri alakaları yok, o yüzden hani... O zaman açıklama yapsınlar Müge'nin. O zaman ifade etsinler kendilerini. Anahtar mevzusunu anlatsınlar, eve ne için gidildiğini anlatsınlar. Hani Tuğçe'yi neden bırakmadıklarını anlatsınlar, onlar vardı çünkü Tuğçe'nin olduğu bir yerde. Bir buçuk aydır tanıyan zaten Yağmur'la Emine Müge Hanım. Evet. Çünkü o evde ne yaşandığını aslında bilmiyoruz şu anda. Bilmiyoruz. Yani zaten gidebilecek kişi Alihan. Alihan'la da görüştük. Alihan da biliyorsunuz o saldırıda... yaralandı. Yaralı olarak kurtuldu ama şu anda ne yazık ki belden aşağısında bir felç durumu var. Onunla konuştuk. Ama bir izleyelim isterseniz Alihan'ı da. Onun üzerine konuşursunuz. Sonra size asıl hani dün sizin çok şüphelendiğiniz Oğuz işte asker miydi, polis miydi, o muydu, bu muydu, neydi? Tarım Bakanlığı'nda bir şey. Onunla konuştuk. Bambaşka bir şey çıktı arkasından. Onunla notlarımızı da ileteceğim. Önce bir Alihan'ı izleyelim. Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ü hayattan koparan silahlı saldırının gerçekleştiği anlarda iki kuzenin yanındaki araçta bulunan çocukluk arkadaşlarıydı Alihan Kaya. O geceyi ağır yaralı olarak atlatan çocukluk arkadaşı yaşananları anlattı. O gün Emine ile Pendik Pazarı'na gittik. Aracımı havalimanından Sabiha Gökçen'den, araç kiralama bir ofisinden kiraladım. Emine ile beraber mi havalimanına gittiniz? Havalimanına Emine ile gittim, evet. Mahalleye geldik, Merve'yi kuaförden aldık. Merve araba kiralayacakmış. Aracın yerini söyledi. Tuzla Marina'ydı. Oraya gittik. Merve kendine uygun araç seçti. Kuzeni Merve araç kiralayınca Emine Çöp de cinayetin işlendiği gece içinde olduğu kırmızı otomobili kiralamıştı. Emine kendine de kiralamak istedi. Hani 3 araba gezeriz dedi. Sonra aracı kiraladık. Mahalleye kadar tekrar beraber geldik. Mahalleye gelmeden zaten Merve ayrıldı. Kendi işleri vardı galiba. Bir müddet sonra arkadaş ortamları kalabalıklaşmış. 8 kişilik bir grup haline gelmişlerdi. Emine dedi ki arkadaşım var, seni de tanıştırırım dedi. Serdar ve Şükrü. Onları almak için Gebze'ye çıktık. Sonra Tuğçe'yi aldık, Yağmur'u aldık. Hep beraber toplanıp oturduk. Sonradan Merve geldi. Dediler ki çok ses var, kalkalım. Emine dedi ben annemi alacağım. Ben de dedim o zaman beraber gidelim. Ben arabayı bıraktım. Emine'nin arabasıyla beraber geldik, eve bıraktık. Sonrasında tekrar dönüşte de buluştuk hep beraber. Arkadaşı Akif de vardı. Kararlaştırdık. Balyonuz köyüne gidelim dedik. Balyonuz köyüne gittik hep beraber. Kafe kapalıydı. Sonra geri döndük. Sonra eve giderken de onlar önden gittiler. Ben de peşlerinden gittim. Onlar zaten varmıştı. Bir plan yapılıyordu. Emine'ye sordum. Niye araçtan inmiyorsunuz diye. Serdar'la Şükrü bir ev var. O evin anahtarını almak için konuşuyorlar dedi. Bayramoğlu adaya gitmek için yol aldık. Yağmur gelmemek istediğini söyledi. Akif de onu eve bıraktığını biliyorum. Akif sonrasında bize hiç gelmedi. Emine ve ben, Serdar aynı araçta Bayramoğlu adaya gittik. Şükrü ve Tuğçe anahtarı kimdeyse o kişinin yanına gittiler. Biz Emine ve Serdar ile Bayramoğlu adaya vardık. Evin kapısında 5-10 dakika bekledikten sonra Şükrü ve Tuğçe gelince eve girdik. Zaten ben ilk defa giriyordum eve. Normal bir şekilde oturduk. Ki normal bir şekilde geçti o gün. Hani farklı bir durum yaşanmadı. Başlarına geleceklerden habersiz iki ayrı araçla arkadaşlarının evinden ayrıldı Alihan Kaya, Tuğçe Semiz ve Emine Çöp. Emine, Tuğçe'nin annesinin aradığını söyleyerek kalkmamızı söyledi. Sonrasında evden çıktık. İki araba vardı bizde. Tuğçe ile Emine kendi arabasıyla çıktı. Ben de kendi arabamla çıktım, kiraladığımız arabayla. Normal bir şekilde peş peşe ilerliyorduk. Sonra Beylikbağ Ankara Caddesi ışıklarda, ışıklar yanınca durduk. Sonrasında ben öylesine hani o anlık bir şey duydum diye mi baktım, hatırlamıyorum tamamen. Arkama döndüğümde araçtan inen silahlı bir şahısı gördüm sağ koltuktan. Ama yüzünü falan herhangi bir şeyini hatırlamıyorum. O an görür görmez ben kaçmaya çalıştım. O an yine kızların çığlıklarını duydum tabii. Ben kaçtım, kendimi acil tıp merkezi vardı. Oraya atmaya çalışıyordum. Sonrasında bir taraftan kornayı çalarak yardım çağırmaya çalıştım. Birisi yanında dursun diye. Sonrasında zaten ambulansı aradılar. Ben de zaten o an bayılmışım. Arkadaşlarım işte o an ne olduğunu bilmiyordum. Zaten kendi gözümü açtım, hastanedeydim. Kurşun
sağ kolumdan giriyor. Belimden akciğer, karaciğere zarar vererek omurilikte saplanıyor. Şu an yürüyemiyorum. Belden aşağım tutmuyor. İlk silah size mi ateş edildi silahla yoksa kızlara mı? İlk kime ateş edildiğini hatırlamıyorum. Çünkü o anki şokla silahı görür görmez ben kaçmak için hareket ettiğimde ilk silah kime ateş edildiğini bilmiyorum. Sadece kızların çığlıklarını hatırlıyorum kaçarken. Peki o gece Alihan Kaya'nın dikkatini çeken ya da onu şüpheye düşüren bir durum olmuş muydu? Hayır, herhangi bir araç falan dikkatimi çekmedi yani. Çünkü normal bir şekilde ilerliyoruz. İnsanın içinde herhangi bir korku yok, sonuçta biri takip ediyor mu? Veya yanlış bir şey yaptık da biri bir şey yapacak mı gibi bir korkumuz yoktu yani açıkçası. Şimdi Alihan niye gidiyor bu kızlarla, ben onu anlamadım. Ya da bu kızların onun arkadaşıysa kızlar bizim ne işimiz var orada demiyor. Yani Alihan bizi izliyorsun. Sen bu kızların sonuçta erkek arkadaşısın. Yani niye o zaman sen de demiyorsun şimdi o Şükrü'yle neydi öteki çocuğun adı Kadriye? Serdar. Serdar. Onlar demişler ki nerede Kadriye? Yani o ikisi daha bir buçuk aydır tanıdıkları kızlar demişler. Onlar o zaman anahtar alalım diyorlar. Gidiyorlar başka yerden anahtar alıyorlar. Ben şimdi Alihan'ın yerinde olsam Alihan'ın şey demesi lazım. Bizim ne işimiz var kızlar? Biz niye gidiyoruz oraya? Müge abla bir şey söyleyebilir miyim? Alihan benim 20 yıllık çocukluk arkadaşım. Yani birinci sınıftan beri hep yan yana büyüdüğümüz. İkimiz de bilgisayarcıyız. Yani o da bilgisayarcı. Biz hep birbirimize destek çıkarak büyüdük. Yani bugün Alihan benim en yakın arkadaşım. Alihan'ın başına en ufak bir şey gelmiş olsa ailesini ilk hesap soracak olduğu kişi benim. Yani Alihan'a ne oldu? Nereye gittiniz? Yani nasıl ki hayır, Emine'nin... Ben ondan bahsetmiyorum ama mesela işte bizimle hep bahsederim ya mesela Üner diye yani. Şimdi ne bileyim hani Üner'in mesela demesi lazım ki bize. Biz niye gidiyoruz şimdi? Kızlar yani niye şimdi bunlar anahtarı aldılar da biz oraya gidiyoruz? Yani ben bunu mesela Alihan'ın böyle bir şey demesini beklerdim. Onu söylüyorum şimdi abla. Gidildi oraya. Tamam yani bir şey olup olmaması önemli değil. Ne derler? Şu vukuundan beterdir. Evet. Doğru mu söyledim? Evet, doğrudur. Yani şimdi ne işleri var? Yani orada. Oradaki erkek çocuğu da Alihan olduğuna göre hadi kızlar gitmek istediler belki ama bir erkeğin demesi lazım ki yani bunlar anahtar buluyorlar. Bizim ne işimiz var kızlar? Biz şimdi niye gidiyoruz oraya? Bir de Müge Hanım, Şükrü ve Serdar'ın bu tavrı şunu gösteriyor. Yani biz bir buçuk aydır tanıyoruz bu kızları. Hani o evde o kızlarla olma amacımız aslında çok eski bir dostluk olmadığına göre çok da hani bir amaç da film belli. Seyretmek değil yani. Hani kızlarla bir evde Alihan ne yapacak olmak. Peki o zaman orada? Oraya giden Alihan'ın da o eve niçin gidildiği, o evin nasıl bir ev olduğunu bilmesi lazım. Bilmemiş olsa sorar. Ya nereye gidiyoruz diye. Ne bileyim ben de olsam. Alihan yani. Emine'nin abisi gibiydi. Her yani zaman yanındaydı. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. O düşündüğünüz algı gibi bir yer değil orası. Yani benim süre zarfımda, Emine'nin süre zarfında. Zaten bir de şunu söyleyeceğim. Emine haftanın 5 günü çocuklarıyla ilgilenen bir kadın. Ayrıyetten çocuğuna ödev yaptırıyor. Haftanın bir günü dışarı çıkmak için çıktı ve olaylar böyle döndü. Yavrum yani çıksın. Şu anki süreç hani çıksın, herkes bir gün farklı çıksın, bir şekilde iki gün konuşuyor. Çıksın. Ama düşünsene şu anda siz söylüyorsunuz işte Şükrü nerede diyorsunuz. Şükrü'ye ailesi kapamış. Biz bir aydır tanıdığımız kızla ilgili çocuklarımızın konuşmasına gerek yok diye bir tavırdalar. Anlatabiliyor muyum? Onların peki, tavrı bu. Peki bir şey söyleyeceğim Müge Hanım. Tuğçe Şükrü'yü tanımıyor. Neden Tuğçe ile Şükrü anahtar almaya gönderiliyor? Niye Alihan'la Serdar gitmiyor? Niye Şükrü ile Serdar gitmiyor da? Tuğçe niye gönderiliyor? Tuğçe ne bilir nereden anahtar alıyor? Tuğçe anahtar almaya gidiyor. Şükrü ile Tuğçe'yi göndermişler. Tuğçe'nin ne işi var? Yani şimdi Emine rahmetli olduğu için soramıyorum kendisine. Hani bu senin kuzenin kız kardeşin yani nasıl müsaade etti? Alihan, Emine seni kız kardeşin gibi görüyorsun. Tuğçe'yi nasıl müsaade ediyorsun tanımadığın biriyle göndermeye? Yani... İşte bu soruların hepsi soru. Ya ben bağlansınlar, konuşsunlar istiyorum ya. Madem korkacakları, saklayacakları bir şey yok. Bunların bana izahı yapılsın lütfen. Bakın benim bir tane kız kardeşim vardı ya. Hani ben gerçekten uyumuyorum günlerdir ya. Günlerdir uyumuyorum, sabahlara kadar düşünüyorum ama hani psikolojim bozuldu. Belki sebep bulamıyorum. Emniyetten bize hiçbir şey söylenmiyor zaten. Belki bilmiyorum. Şükrü'ye Serdar yüzünden olmuştur. Kafamızda bir sürü sorular var Müge Hanım. Yani aslında Merve çok doğru bir noktaya temas ediyor. Diyor ki Tuğçe evli... Tuğçe'nin, evet. Şükrü, bir de öteki çocuğun adını da unuttum ya. Serdar. Biz Şükrü ile Serdar'ı tanımıyor. Tanımıyor. Şükrü ile Serdar'la o gece tanışıyorlar. Gittikleri yer Bayrampaşa, bakın yani. Bayramoğlu. Yani İstanbul'dan kısa bakın Bayramoğlu. Yani bulundukları, yaşadıkları yerden dışarıda bir yer. Sayfiye yeri. Şimdi oraya gidiyorsun. Sonra anahtar da yok o Şükrü ile Serdar'da. Anahtarı da
evin diyorum ya bu 5-6 erkek tutmuşlar bunu. Gidecekler kimdeyse ondan alacaklar. Merve de diyor ki Tuğçe niye gitmiş oradaki çocuklu evet, anahtar almaya? Bu zaten. Ya, Tuğçe'nin çok ne alakası var onunla Tuğçe'nin diyor. Ne alakası yani var, bizim evet. bilmediğimiz başka bir şey var bu işin içinde. Biz de onlardan şüpheleniyoruz işte. Serdar'la belki Şükrü'nün yüzünden oldu. Çıksın konuşsunlar. Ben en çok en son benim çocuklarım onun yanındaydı. Gelsin konuşsunlar. Artık biz artık dayanamıyoruz artık. Ben bakın, çocuk torunlarıma söz verdim ağlamayacağım diye. Bulacağım çocuklarını. Bak çocuk da geldi buraya. Şu tahtayı bir dakika açar mısınız? Burada kimle görüşüyordu? Emine'nin görüştüğü hangisi? Serdar. 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 Tuğçe kiminle gidiyor? Şükrü'yle gidiyor. Kuzeniyle. E tamam o zaman yani o zaman çok açık. Açık yani bize gelsinler. Yani madem, her şey açık aslında. Alihan niye götürüyor bu kızları? Alihan bizi izliyorsun. Hadi Emine gitti. Serdar'la. Serdar'la. Tuğçe'nin o zaman Tuğçe'ye de Şükrü'yü mü ayarladınız yani? Hadi onlar birbirlerini ayarladılar. E senin ne işin var orada erkek olarak? Yani bunların cevabını... Ben bunun cevabını istiyorum Müge Hanım ya. Evet. Ben bu davanın sonuna kadar peşindeyim zaten. Asla yani kim ne biliyorsa babamın oğlu dahi olsa benim umurumda değil. Şükrü'yü tanımaz ki. Şükrü'yü bile tanımaz yani. Kimseyi tanımıyor. Ebine hariç, Yağmur hariç ya şöyle bir tanımıyor. Şey. Zaten Tuğçe Alihan'ı bile muhtemelen insan. Tanımıyordur. He? Ya Alihan demiş Alihan'ı ki Tuğçe ben o gece gördüm. Tuğçe'yi tanımam ben Tuğçe'yi de o gece gördüm. Tuğçe hani çok sessiz konuşmayan hani ortamda hiç konuşmayan Alihan Tuğçe'yi de tanımıyor. Tanımıyor. Yok tanımıyor. En yakın arkadaşlar olduğu halde onu bile tanımıyor yani. Ki Serdar'ı Şükrü'yü tanıyacak. Şimdi ben size dünkü yaptığımız konuşmalarla ilgili bir takım bilgiler vereyim. Şimdi önce şüpheli Oğuz. Aslında... siz Oğuz diye biliyorsunuz. Oğuzhan Yüca. Evet. Kendisiyle görüştük. Şimdi Emine'nin eski arkadaşı. Hani dün size anlatmıştık aileyle beraber. Emine onunla konuşmaya başlıyor. Emine iki çocuk annesi olan, şu an bekar olan. Daha sonra Oğuzhan'ın evli olduğunu öğreniyor. Bir 4 ay kadar işte beraber oluyorlar. Sonra ailenin iddiasına göre Emine ondan ayrılıp Serdar'la beraber olunca Oğuzhan onun peşini bırakmıyor. Bu ailenin iddiası. Fakat asıl enteresan tarafı Ahmetciğim arkaya da verir misin? Biz bu Oğuzhan hani ne iş yapıyor falan diye konuştuk. Bir garip garip işler anlatıldı. Instagram hesabına baktık. Instagram hesabında polisiyelikli bir fotoğrafı vardı. Şöyle anlatmış kendisini. Gelsin önce o da. O da şöyle anlatmıştı kendisini. Önce neydi? Tarım Bakanlığı çalışıyor. Yok önce... Asubay. Uzman çavuş. Uzman çavuştu. İşte görüyorsunuz bu da polis yelekli fotoğrafı Oğuzhan'ın. Önce uzman çavuştu. Sonra uzman çavuşken gazi oluyordu. Gazi olduktan sonra emniyete geçiyordu. Hı-hı. Ki böyle bir uygulamanın olmadığını da dün aktarmıştık. Sonra dün biz kendisine sonra bir istihbaratçı arkadaşıyla aileye... Taziye'ye geliyordu. Kendilerinin her ikisini de istihbaratçı olarak tanıttıklarını iddia etmişti aile. Sonrasında da biz dün aradığımızda da Tarım Bakanlığı'nda sivil memurum demişti. Tarım Bakanlığı'nda sivil memurun da öyle bir kadro bilemediğimiz için biz de şaşırmıştı. Sivil olmayan abla, memur mu var? Eksik bilgiler var. Öyle şimdi bir tabir yok zaten. İşte. Müge abla. Bir dakika abla, dur hayatım. Şimdi bir şey diyor daha ki, söyleyeceğim. Bir dakika bir arkadaşım ne olur ya. Bir dakika durun. Sonra kızla ayrılmışlar. Sonra ben de zaten istemedim sonra tekrardan. Hiç görüşmek bile istemedim. Sonra Emine'ye söylüyor. Diyor ki hani Yağmur'dan helallik almak istiyorum. Hani bu onu hak etmedi. Dedim ki benden dedim helallik falan almasın. Hakkımı da helal etmiyorum. Bir daha da görüşmek istemiyorum. Adını bile duymak istemiyorum dedim. Şimdi bunları planlayabiliyorsa, aralarındaki bu kadar bağ kuvvetliyse, birbirlerinin evli olduğunu, sevgilisi olduğunu saklayabiliyorsa, o zaman birçok şeye saklayabiliyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum valla. Zaten yani, ne doğru ne yanlış onu da daha tam anlamış. Ama sen onu aradığında polis olduğunu anladın. Şey diyeyim dedi. Üzerine de kamuflaj kıyafeti olduğuna göre biz de konuştuk herhalde özel harekatçı. Evet. Eğer yine o konuda da bir yalan söylemedilerse yok, tabii yani. Gördüğümü ona... söylüyorum ben. Yani gördüğümde öyleydi. Bana işte polis özel harekatım dedi ama işte eskort. Kim görevlendirme yapılırsa, hangi birimden olursa ama tabii istihbarattan falan görevlendirme yapılmaz da özel harekattan yaptırılır diye tahmin ediyorum. Evet, Engin Bey telefon attığımızda Merve ve abi Ramazan'ın arkadaşı taziye evindeymiş o da o gün. Engin Bey günaydın. Günaydın Müge abla, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Engin'cim. Ne yaşandı o gün taziye evinde senden de dinleyelim.
Abla şöyle ben kısaca özet geçeyim. Ben şimdi uzun zaman Beylikbağı'nda yaşadım. Bu arkadaşları da görmedim daha önce. Hatta Ramazan'a da sordum bunlar kim diye. O arada içeri girdiler zaten hızlı bir şekilde. Fedai abi, Merve'nin babası. O da beni çok tanımaz. Çünkü hani katil aramızda şey vardı. Kim olsa öyle yapar. Çünkü hani zanlılar maskeli olduğu için. Ondan dolayı. Sonra direkt oturdular. Hani Fedai abi dedi ki tamam iyisiniz, hoş geldiniz ama kimsiniz? Biz sizi tanımıyoruz mantıklı olarak. Ben de bir yandan dinliyorum. Direkt artık isimlerini bilmiyorum. Oğuz'la Fatih'ti galiba. Bir tanesi Darıca bölgesinde görev yaptığını, diğeri de İstanbul bölgesinde bölgesinde işte görev aldığını söyledi. Sonra olayın içeriğini işte hani acınızı anlıyorum. Abi çok haklısınız. İşte benim kardeşime de yapılsa işte durumu ne olursa olsun işte hani makam mevki fark etmeksizin işte ben de arardım hani suçlarını, hakkını verirdim tarzında konuştu. Ama şöyle de bir şey söyledi. Hani mesela madem polisiniz dedi Fedai abi. Hani bir bildiğiniz vardır. Eliniz bir yerlere uzanıyordur. Onlar da dedi ki işte abi ne olursa olsun kimse söylemez. İşte gizler. Biz de olsak biz de gizleriz tarzında konuşmalar oldu yani. Şimdi bu Oğuzhan ben polis değilim dediğine göre, arkadaşımı polis direğiyle çektirdim dediğine göre, yanındaki Fatih polis olsa bile niye onun ben polisim diyerek kendisini tanıtmasına müsaade ediyor? Çok yakın arkadaşlar ya. Şimdi çok isterse kim olursa olsun kendi öz erkek kardeşi bile olsa, yani bir polis yanındaki kişinin polis olmadığı halde kendisini polisim diye tanıtmasına müsaade edemez ki. O zaman o yelek de Fatih'in. Olabilir. Şimdi bu kadar görgü şahidi var. Fatih dediğiniz kişi gerçekten İstanbul Emniyeti'nde çalışan biri ise ona da dönüp soracaklar. Oğlum sen yanında bu adamı gezdiriyordun da niye o zaman bu adamın kendisine polis diye tanıtmasına göz yumdun? Yani bir de sen hangi nerede çalışıyorsan, şimdi bakıyor arkadaşlar Tarım Bakanlığı'ndasın da sen bence iznini al. Sana da izin verirler diye ümit ediyorum. Versinler zaten. Sen niye böyle bu polis yelekleriyle ben polisim diye elinde kelepçelerle dolaştığını bir açıkla bakalım bize yani. Bu bir kere zaten sağlıklı bir ruh hali değil. Bak sen bu cinayeti işledin işlemedin ben ona bir şey diyemem ama sonuçta ailenin şüphelendiği kişilerin arasındasın. Sen diyorsun ki ben 15 gün önce mesaj attım. Bana yok hayır görüşmeyeceğim erkek arkadaşım var dedi. Peki sen niye yanına o zaman yani şu an polis olduğunu düşündüğümüz bilmiyorum o da polis mi değil mi de o arkadaşını alıp taziye evine gidiyorsun. Yani senin bununla çok da Emine'yle de çok da büyük bir samimiyetin de yok. Yani şimdi taziye evine, yani taziye evine gidip kaç ay beraber olmuşlar ki zaten. Sen bir de evli barklı adamsın. Ya hala evlisin. Ne yani yanına bir tane arkadaşını alıp taziye evine gitmek ne demek? Bu da bana çok garip geldi. Hiç mantıklı değil. Ya insanın aklına bambaşka bir şey geliyor. Geliyor evet, orada... her geleni söyleyemiyorum ama yani. Evet benim de aklıma evet. Gerçekten garip geliyor, garip şeyler öyle. Geliyor. Yani bu ne alaka yani şimdi? Hiç şey değil, hiç mantıklı değil. Sen şimdi orada belki babası bilmiyor seni bilmem ne bilmiyor. Ben eski sevgilisiyim diye mi geldi sizin yanınıza? Eski erkek arkadaşım diye yok mi abi. Geldi? Ne münasebet geldi o zaman? Bilgi toplamaya mı gittin yani? Hani daha en üst turuklu şekilde böyle sorayım. Niye gittiniz siz o zaman? Bilgi toplamaya mı gittiniz? Başka da bir anlam gelmiyor insanın aklına. Başka da bir anlam gelmiyor şu anda aklıma. Üstelik abi, hani gerçeği söylemeyip, kendi mesleğini gizleyip bir de polis kisvesi altında çok daha fazla diğer, bilgi alabilir. O diğer Fatih de gerçekten polisse sana da söyleyeyim oğlum. Benim dediğim gibi yani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani sana da bir baksınlar bakalım. Bana mı mesaj attın? He. Ne olmuş? Tarım Bakanlığı'nda çalışmıyor görünüyor. Evet. Tarım Bakanlığı'ndan geldi haber. Evet. O zaman ne? Soyadı doğru değil mi? Yani ailede biliyorsan biliyorsun. Yüca. Tarım Bakanlığı'nda Yüca Sayatlı birisi çalışmıyormuş. Hangi kamuda çalışıyorsun ya Allah Allah devlet sırrı gibi yani hangi bakanlıkta yani hangi kamuda? Ram Bey'in dediği gibi yani kamu dediğin işte devlet memurusun. Nerede çalışıyorsun Allah Allah? Tarım Bakanlığı'nda sivil memurum. Bu da ben polisim demek. Sen bu polis şeyine iyi kendini kaptırmışsın olsan da. Değilsin yani.
Ama değilsin yani. Gerçekten haber verilmezsin yani. Allah Allah. Kafa kırık demek ki. Ya zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şey altında konuşacak kelime var ama konuşmak istemiyorum. Yani burada gerçek polis arkadaşlarımız da rahatsız edici havalara girmesinler lütfen yani. Yani polislik evet hürmete layık bir meslek. Hepimizin hayatını, malını, canını koruyan kutsal görev yapan arkadaşlar. Kalkıp böyle zırt pırt bu kutsal göreve lekeleyici havalara girmeyin. Polislik mesleğine de lütfen şey, saygı duyun. Bir şey söyleyeceğim. Polisler hiç lekelenmezler. Ben sadece söyleyeyim. Zaten polislerin normal hesaplarında hiç kıyafetli polisi yok benim arkadaşlarımda. Hiç kimse yani o kıyafetleriyle efendim her türlü paylaşmıyor. Sirili de var, resmisi de var, özeli de var falan var da var. Hayır ama hayır. WhatsApp profillerinde bile evet. Ben hiç böyle polis kıyafetli bir polis hatırlamıyorum. Gayet tabii göstermezler kendilerini yani evet. O şekilde. Hı. Bir şey etmezler yani. Hayır hayır. Emniyetin logolarını paylaşanlar oluyor. O da hani devletin telefonlarında da. Özel ama olarak. Hiç öyle polis kıyafetli kimseye de daha yani benim telefonumda evet, hiç yok. Evet onlar pek görünmüyor. Öyle bir şey de görmedik. Ben de görmedim yani. Özellikle de yapmıyorlar evet. Muhtemelen. Evet. Ya şimdi ne gibi niye yani çok görgüsüzce bir şey niye yani. Niye yapsınlar yani? Yani? Görgüsüzce bir şey yani. Böyle üzerine gerçek polisten çıkar dersin kardeşim ben. Şu evet yerde olsan sen bir bağlansan görevli, nerede çalışıyorsun arkadaşım ya? Şu sicil numarasıyla polisim. Biz de sana deriz ki başarılar. Allah kaza beladan korusun. Senin önünde bir polis memuruna gösterdiğimiz sevgiyi, saygıyı sana da gösteririz. Ama değilsen polislik mesleğini rencide edici tavır ve hareketlerden lütfen çekin. Sevgili Hüseyin, İçişleri Bakanlığı'na sorsak ben mesela bu gazilik meselesine de takıldım. Var mıydı bir gazilik durumu yani bir herhangi bir bedeninde şey Emine'nin söylemesiyle biliyoruz biz hani platinleri varmış belinde mi sırtında mı tam bilmiyorum. Tamam belinde var yani herhangi bir dış görünüşünde herhangi bir şey bilmiyorum var mıydı? Onu. Dış görünüşünde bir şey yok normal. Fonksiyon kaybı var yok, mı? Yok, ne bileyim yürümesinde bir aksama işte elini kullanmasında bir aksama yok, falan. Gayet benden de iyi yürüyor vallahi. Bir de ben şöyle bir şey açıklık getireyim ben çok sağlıklı bir insan olduğunu düşünmüyorum şu şekilde düşünmüyorum. Gel gitli demek doğru mu onu da bilmiyorum. Hani kafasına göre Emine'ye bir iyi bir kötü davranan bir insan. Hani bir barışmak isteyip bir ayrılmak isteyen bir insan zaten bu sürekli. Hani Emine yani diyor ki hiçbir şey yok ortada diyor. Bana diyor hani böyle konuşuyor, soğuk konuşuyor, istemediğini söyle diyor. İki gün sonra diyor beni istediğini söylüyor diyor. Hani böyle bir ilişkiydi bildiğim. Şey diyor da Emine gecenin bir saati bana upuzun bir mesaj atıyor. Ayrıldık bitti. Sabah kalkıyorum mesajı okuyorum. Beni engellemiş her yerden. Görüşmüyoruz. İki gün sonra bana dönüş yapıyor. İşte ben seni seviyorum da işte psikolojim bozuldu da o ara falan şu dönemdeydim de. İşte aileme döndüm ona de. Ona biz iyi saatte olsunlar geliyorlar gidiyorlar diyoruz halk arasında. Valla bu halk tabirleri de şahane burada konularda. Gördükçe her yani atasözü denilen şeyler ya da harikalar hepsinin var bir nedeni. Şimdi ben size bir şeyden daha bahsedeceğim. Şimdi siz dün Kübra'dan bahsetmiştiniz. Kübra rahmetli Emine'nin çok yakın arkadaşı demiştiniz evet. Ve bir yaklaşık 15 gündür bir mont meselesinden dolayı konuşmuyorlar. Anlatacağım onda ne olduğunu. Ama asıl ailenin dikkatini çeken şey şuydu. Kübra işte yine taziye sırasında Emine'nin odasına giriyor. Emine'nin odasında bazı şeyler arıyor. Buldu mu bulamadı mı bilmiyoruz ama aradığı şeylerin arasında bir telefon kartı var. Nerede olduğunu o biliyormuş. Çek yatın altındaymış ve diğer taziye evindekiler de demişler ki Kübra kapıyı kapattı, içeri girdi. Artık aldı, almadı içeriden ne aldı bilmiyoruz. Ve ailenin şöyle bir de üzüntüsü vardı. Kübra madem bu kadar yakın arkadaştı, hiç daha sonra ailenin yanında olmadı. Ve asıl Emine'nin hayatında ne olduysa Kübra bilir. Bizden daha çok şey bilir. Evet siz kuzenler olarak yakınsınız ama insanın yine de kendi akrabasını anlatacağı evet. Şeyle evet. Bir arkadaşını anlatacağı şey arasında fark olur. O yüzden Kübra bilgi sahibidir diye biz Kübra'nın evine de gittik. Kübra konuşmadı ama Kübra'nın ablası Zeynep Hanım konuştu. Şimdi diyor ki gerçekten sizin dediğiniz gibi Emine ile diyor Kübra çok yakın arkadaşlardı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Cinayet işlenmeden 15-20 gün önce de küsmüşlerdi. Kübra'nın bir arkadaşının ödünç aldığı mont varmış. Serdar anlamadım ama Emine Kübra dışarıdayken Serdar üşümüş.
Kübra da bu montu Serdar'a vermiş. Serdar da montu geri getirmeyince Kübra Emine'ye bunun lafını etmiş. Biliyor musunuz? Bana da böyle anlat. He? Ben bana biliyorum, da böyle bana anlat. Biz de biliyoruz. Anlat Emine, Emine bize bunu. Şubat ayının ilk haftasında diyor Emine bize geldi diyor. Bunu Kübra'nın ablası anlatıyor. Dargın oldukları için Kübra'nın kendisinde olan birkaç kıyafetini bırakmak için gelmişti. Yaklaşık birkaç saat oturdu. Hali iyi görünmüyordu. Dertleşmek istedim, neyi olduğunu sordum. Abisi Ramazan'dan şikayet etti diyor. Senden bahsediyor. Doğru düzgün çalışmadığını söyledi. Hatta Ramazan evdeki kendi yatağını satmış. Çok şaşırdım. Bir insan niye yatağını satar diye sordum. Emine de bana abisi Ramazan'ın tefecilere büyük borcu olduğunu söyledi diyor. Tefeciler dediği kişi İsa Çorucu isimli bir tane. Kendi köylüm, kendi memleketlim. Aliyan'a da bana da istediğimiz zaman hani 3 milyar aldığımız zaman 3,5 olarak, 4 olarak geri verdiğimiz bir insan. Bu faizi de hani kendi köylümüz, kendi memleketlimiz senedi, sepeti, imzalı bir şey değil. Benim 3 yıl boyunca kargoda çalıştığım zaman kargo dağıttığım alan tefecilik deniyor. Yani insanlar kendisini nasıl adlandırır bilmem de yani hani Türk Dil Kurumu'ndaki tabii ki ama şöyle bir durum var. Gittiğimiz zaman senedi, sepeti bir şey olur. Bir de ben gittiğim zaman ya ben bana neyse, der ki ben para vermiyorum. Benim mevzum o kişinin tefeci olup olmaması değil. Benim mevzum şu. Ben size dün de sordum. Dedim ki yani bu kadar kurşun başka bir şey. Abla bak bir şey söyleyeceğim hani zaman da eksik kalıyorum. Hani beni yanlış anlamıyorum. Ben eksik kalıyorum. O arkadaşını şimdi anlatma diyorum ben sana. Senin tefeci ya da arkadaşına borcun var mıydı? 13 bin lira borcum var. 3 milyar. İlk taksim ayın 15'inde ödenecek. Şubat'ın 15'inde ödenecek. Bu olay ayın 12'sinde bağlayan gece oluyor. Yani tefeci benim amcamın yani Tuğçe'nin babasının 300-400 milyar borcu vardı. Demek ki bizim sülalemizin tamamını öldürmeleri gerekiyordu. Benim yani 13 milyar elden aldığım hani 13 milyar dedim tek seferde 13 milyar değil. 3200 aldım 5 olarak verecektim. 3200 aldım 5 olarak verecektim. Bir aldım 1,5 verecektim. Bir aldım 1,5 verecektim. Yani her insanın hayatında olabilecek yaşamsal sıkıntıları. Ben yeni boşandım. Yani ben yeni boşandım. Evim içerisinde hani evlenirken alınan yatağımız, bir şeylerimiz. Ha şu da var. Buzdolabımız satıldı öne sürülmüş. Doğru. Mesela ev sahibimi hemen arayıp sorabilirsiniz. Ramazan buzdolabını satmış. Kim söylemiş bunu? Kim söylemiş? Yani duydum. Hani Kübra'nın ablası. Ben Kübra'nın ablasını hiç tanımam yani görmedim. Ama Kübra'yı net tanırım. Çok iyi tanırım. Kız kardeşimi. Sana kim söyledi de senin nereden kulağına geldi? Ben bilmiyordum. Şimdi öğrendim. O yüzden diyorum. Ya yine Kübra'nın ablasının benim hakkımda söylediği şeyleri duydum içeride. Ben buzdolabımı sattım. Hem de mahalledeki bir eskici bir arkadaşıma. Hani bir şey söyleyeceğim. Senin hayatın hiç önemli değil benim için. O değil. Yok yok ben şunu soruyorum. Dün de söyledim. Yani bu kadar bakın 30 tane mermiden bahsediyoruz. Abla Emine'nin 1,5 saat... 30 mermi normal hani... yani şarjörden şarjöre değişir de yani normal şarjörlü bir tabanca için 4 şarjör demek. Şimdi 4 şarjör mermi sıkılıyor 2 tane kadının üzerine. Yani bu bir hani böyle aşk şeyi mi bilmiyorum. Geçenlerde size anlatmıştım İstanbul'da yol verme kavgasına gene çıkarttı birisi birisine böyle sıktı. Yani bu da şey ama mesela orada Alihan'ın söylemesi lazım. Ya biz yolda giderken birisi önümüze geçti bize işte korna çaldı falan o da yapmış olabilir diye. Yani böyle gerçekten sağlıklı olmayan insanlar var. Trafikte de bunu yapanlar var. Ama şimdi hiç yolda böyle bir şey olsa Alihan'ın onu söylemesi lazım. O söylemiyor. Bu kızlar araba kiralamışlar. Demek ki takip edildiler. Bu kızlardan kim ne ister böyle 30 tane mermi sıkacak kadar. Yani gerçekten bir şey olmuş olmalı. O yüzden işte Kübra'nın ablası söylüyor. Bir kin ve garaz var. Hani acaba bir diyor, intikam alınmak evet, gayesi bir alacak var. Verecek davası var i̇ntikam da alınmak Ramazan'dan var. Ya da diğerinin babasından, diğerinden ben onu bilmem. Hani böyle bir alacak verecek şeyi olabilir mi? Benim kız kardeşime eli böyle para bulaştığı zaman para yok ortada. Ama aldığı şeylerden ötürü imkanın durumun olduğunu düşünerek buna kızım para ihtiyacım var evimin kirasını bile ödeyemez duruma geldiğim için ben ailemle yaşamıyorum. Yaklaşık 6 ay oldu yok 6 ay 7 ay oldu 7 aydır ailemle birlikte yaşamıyorum. Evliliğimi kurtarabilmek maksadıyla kiraya ayrıldım. Boşandım olmadı. Bu süre içerisinde çok maddi sıkıntılar yaşadım. İşsiz kaldım, iş bulamadım. Bu süre içerisinde mecburen kendi köylüm, kendi memleketim gittiğim zaman para istediğimde Alihan da aldı. 3200 istedik 5 olarak dedi ki
Ben size zorla vermiyorum. Alıyorsanız biz kendimiz bile bile isteye bile aldık. Ali Han da aldı diyorsun ama aynı zamanda Ali Han'ın nasıl böyle borcu olup da gidiyor o zaman araba kiralıyor? Şunu söyleyeyim. Ya ben sizi Ali anlayamıyorum Han... çocuklar. Bak siz benden hani çok genç olup Allah, da çocuğun yaşında lazım. Da değilsiniz. Bak bir dakika. Yani her bir şey vardır, bir hayat vardır yani. Bir hayat standardı vardır. Dün söyledim yine söylüyorum. 4000 lira 5000 lira kazanan bir kadın, iki çocuklu bir kadın, babası hasta, annesinin yanına sığmış bir kadın araba kiralayamaz. Kiralayamaz. Çünkü ben oraya 300 lira da vereceksem, 500 lira da vereceksem, 1000 lira da vereceksem benim o paramın yeri var. O konuyu Nedim'le ilgili anlatacağım. O zaman o parayı birisi birisine veriyor. Kimse de kimseye bedavadan para vermez. Tamam abla. Hele böyle Tuğçe gibi, Emine gibi kızlara kimse bedava para vermez. Tamam abla şimdi şöyle söyleyeyim. Bak size vermiyorlar işte bak verdiklerinin işte bak, üzerine faiz istiyorlar. Şunu söyleyeyim. Tamam sen bununla alakalı değil diyorsun. Sonra ben devam edeyim Kübra'nın ablasının süre bitmeden. Emine'nin diyor Nedim isminde görüştüğü biri vardı. Emine'nin hayatındaki yeri neydi bilmiyorum. Hanginiz biliyorsanız kızlar siz söyleyin. Ama sürekli Emine'ye para veriyordu. Emine bu durumu bize açıklayamıyor sürekli geçiştiriyordu. Ayda 4000 lira kazanan iki çocuğu bak o da aynısını söylemiş. İki çocuğu hasta babası olan ve bakmak zorunda olduğu bir evi olan bir kadına göre Emine'nin son dönemde harcamaları çok fazlaydı. Örneğin 1500 liralık ayakkabı giyiniyordu. Bize en sona geldiğinde Nedim'in kendisine 1 milyon liralık ev alacağından bahsetti. Nedim'in evli olduğunu, inşaat işi yaptığını söyledi. Biz bu eve taşınmadan önce içini yaptıracaktık. Emine Nedim'i getirdi. İlk kez Nedim'i o zaman gördüm. Ama sonra ona yaptırmadık. Nedim yaklaşık 45 yaşlarında biriydi. Kübra, burası çok önemli. Kübra taziye evine gittiğinde koltukta bir kan gördüğünü söyledi. Kuzen Yağmur'a bu kanın ne olduğunu sorduğunda da aile bireylerinin Nedim'i eve çağırıp dövdüğünü söylemiş diyor. Öyle bir konudan haberim yok dövüp dövmediklerinden. Nedim'in üst kata geldiğinden bile haberim yok. Yani bizim zaten cenaze gününden beri o tamam, günden Kübra beri evdeyiz. Kübra sana böyle bir evdeyiz. Şey sordu mu bu kan izi ne diye? Biz dayımlarda konuştuk ama kan falan yoktu yani gidip röportajda yapabilirsiniz. Hayır kan sordu mu sana Kübra böyle bu kan izin nedir diye? Hayır kan yok ortada işte. Bu doğru değil yani. Yani doğru değil. Anladım. Olmayan peki Nedim kanı... geldi mi sizin evinize? Ben Nedim'i cenazede taziyede aldım. Yani taziye zaman Nedim'in ismi geçti. Ben Nedim'i bilmiyorum bu konuyla ilgili ama onun gecesinde ifade verirken Kübra karşısında hiç konuşamayan bir kız arkadaşı var ölmüş. O güne kadar yani 10 yıllık hayatları boyunca aralarında geçen iyi ya da kötü bütün gizli kaçamak bilmem ne olayları varsa kardeşim konuşamıyor diye her şey bütün hataların hepsini söyledi. Kendini kurtarabilmek için. Neden kurtarıyor bilmiyorum. Kime söyledi? Polise söyledi. Dedi ki bir eline boluk var işte bir para geçti. Biraz dedi sıkıştırdım Emine'ye dedi. Nedim'den dedi şey, ilkten kredi çektiğini söyledi dedi. Sonra dedi Nedim'den dedi para aldığını söyledi. Ben bunu kafama yazdım. Sabah cenazemizi defnettik. Mezarlıkta baktım Nedim orada. Girdim konuna dedim gel dedim aşağı götürün konuştum dedim ki Emine'ye ne kadar para verdin? Ya dedi ben dedi Emine'ye dedi, bugüne kadar verdiğim paranın dedi hiçbirini dedi karşılık bekleyerek dedi vermedim. Karşılık bekleyerek vermedim parayı da geri de isteyerek dedi vermedim. Yani bir insan bir insana vermiyor. Bana verin kardeşim. Şu an ablam 50 bin lira borcum var. Senelerdir borçlarımı ödemeye çalışıyorum. Bir 50 bin lira bulayım da hepsini komple kapatayım diye. Bana verin. Gittim mezarlıkta bunu aldım dedi ki yanımda bir arkadaşım vardı. Biraz sıkıştırdı onu. Hani kardeş söyle. Ne kadar verdin? 50 dedi var mı? Dedi ki fazla. 50 bin liradan fazla. Dedim şimdi işin ciddiyetini anladı. Çünkü mezarlıkta acılıyız. Yiyecek yani bizden. Dedi ki 50 var mı? Dedi ki fazla. 100 var mı? Yok dedi o kadar yok. Bu 50 ile 100 arasındaki o Mevla kız kardeşim evin camlarını değiştirmişti. Merve en yakın şahittir ki ben Emine ile 1-1,5 yıl önce bir tartışma yaşadım evde. Çok büyük bir tartışma. Hani tokat bile attım oldu. Çünkü çok üstüme geldi. O sebepten ötürü bir daha eve çıkmıyorum. Kesinlikle Emine'ye karışmıyorum. Emine kardeşimdir, bacımdır ama kendi hayatı var. Boşandı geldi. Kesinlikle karışmıyorum. Nedim'le ilgili böyle bir söz konusu olunca Nedim de geldi. Dedik işte ben de 50 ile 100 lira arası bir para verdim. Evin camına değişmiş. Ben de sırf bu nedenle yukarı çıkıp kız kardeşimin rahatı bozulma. Çünkü evde çıkacak en ufak bir tartışmada bu evin camlarını bile ben yaptırdım dese bu benim çok ağrıma gidecek bir daha eve gidemeyeceğim. Bu sebeple kirada aç kalmayı göze aldım. Nedim aldım. Nedim'i ben mezarlıktan ayrıldık. O arkadaşım. Ramazan şimdi bunlar... sen o kadar dağınık dağınık anlatıyorsun ki kendini dağınık aralara katıyorsun. Canlara. Ben ondan bahsetmiyorum. Sona gel yani. Sen biliyor musun Merve Nedim'i tanıyor musun? Ben Nedim'i Yağmur'dan duydum ilk. Tamam. Emine camını değiştireceği zaman ben Yağmur'a dedim ki hani Emine dedim nasıl değiştirecek kredi mi çekti ne yaptı dedim. Emine'nin parası olmadığını ben biliyorum çünkü. Yağmur bana söyledi.
Ben dedim ki kredim çekti, kredi çekmiş Emine bana dedim. O da dedi ki hayır dedi, Emine dedi kredi çekmedi dedi. Nedim diye böyle böyle biri var. Ondan çek. Ben dedim ki kim bu adam? Hani niye dedim Emine'ye para vermiş? O da dedi ki böyle böyle işte biri. Ben tanımıyorum. Yağmur anlattığı kadar biliyorum zaten. Dedim ki yani dedim, sevgililer miydi ya? Hayır. Sevgili değil ya. Emine sadece ihtiyacı olduğu zaman ondan para alıyordu ama geri ödüyordu aylık 1000 lira, 1000 lira. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Benim Nedim'le biz konuştuk. Eşim ben konuştuk. Yani biz böyle evin camlarını değiştirecektik biz. Birkaç defa Hikrem'le eşimle Nedim, rahatsız eşim, evin camlarını taktırmak için şeye gittiler. Böyle ikinci el camcılar var ya, onlara gittiler. Birkaç defa böyle bakmışlar. O bizim karşıda inşaat işi yapıyordu. Bizim camlara ya büyük gelmiş camlar ya küçük gelmiş, uymamış. O da demiş ki abi benim bir yerde alacağım var. O alacağımı karşına size cam yaptırayım. Siz de bana ödersiniz demiş. Hı. Eşim de tamam dedi demiş. Sen o zaman yaptı, biz sana ödeyelim demiş. Anladın mı? Hani ya da tanıdığın biri varsa tamam, demiş. Ama bak hani Kübra'nın ablasının yani anlattığı bir tek o değil. Emine'ye para veriyordu. İşte bunu... hayır diyor ki işte 1500 liralık ayakkabı alıyordu. En son Nedim'in kendisine 1 milyon liralık ev alacağından bahsetti. Ben hiç öyle bir şey duymadım. Yalan söylüyor. Kesinlikle bu, yalan söylüyor. Daha da o zaman Nedim tanıyor. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Emine telefon değişikliği yaptı. Pahalı bir telefon aldı Emine. Ben de dedim hani sen bunu nasıl aldın, nereden aldın falan diye. O kişinin aldığını söyledi. Nedim'in aldığını söyledi. Aynı zamanda yanında Kübra'nın, bir seferinde de Kübra'nın da olduğunu, Kübra'nın da telefonun ekranı kırıkmış. O da onu sorarken adam demiş ki gel seninkini de ben yaptırayım diye. Kübra'nın da telefonun ekranını değiştirmiş bu adam. Aynen. Ne kadar bonkör bir insanmışsınız bir... Nedim Beyciğim arkadaşınıza. Ya bize bir konuştuğu öyleydi yani. Biz onu ödeyecektik. Bin kızım ödeyecekti, 1000 lira ben ödeyecektim. Çalışıyorduk çünkü benim fazla maaşım yok, evin işi anlayacağım. Zaten ablacığım sen işte o kadarını bilirsin de yani bu adam işte bak abisine de söylemiş 50 bin lirayla 100 bin lira arasında bir para verdik diyelim. Diyelim ki ortalama 75 bin lira. Niye 75 bin lira versin bir adam? Ya ben 40 kanat geçireyim, fatura geldiğince nasıl ödeyeceğim diye ben öyle düşünen bir insanım. Helalinden yedim bu zamana kadar, helalinden kazanıyorum. Ve ben asla haram, Allah geçirmesin boğazından, öyle bir şey asla istemem. Ben özellikle bu adamı çağırdım, sordum, bana böyle böyle söyledi. Ve ben bu olaylar çıkınca çağıracaktım ona, gel bakayım kardeşim benim kızımın sana kaç para borcu varsa tamam, ben ödeyeceğim diyecektim. Işte. Ben kimsenin soruna inanmam, ben çağırırım karşıma. Allah için bak o öldü gitti. Ramazan senin oğlun değil mi? Ramazan benim oğlum ama onlar belki dediler ya aldık işte korkuttuk amacıyla, belki yalan söyleyebilir, belki fazladır, belki eksiktir diye söylüyorum. Hani ben karşıma alacağım. Kaç para borcu var benim kızımın ben sana deyip parasını ödeyeceğim. Kimin çünkü o gerçek mi dünyada? Nedim'in elinden telefonunu alıp bütün mesajlarını tek tek ilk konuşmaya başladığından itibaren hepsini tek tek okudum. Hı-hı. Yani mesajlarının bir tanesinin içinde bile hani dikkatimi çekmedi. Çünkü hepsine baktım neredeyse. İşte böyle hayatındır, bilmem ne aşkındır falan filan. Tamamen arkadaşlar. Hep yaklaşımda bulunmuş, hep yaklaşımda bulunmuş. Emine de hep dertlerinden, sıkıntılarından, sorunlarından bahsetmiş. Ama Yağmur'un bu Emine, biraz Emine, platonik aşık bu adam. Emine hani hep ara Emine sıra şey telefonu açıp böyle müzik dinletiyormuş. Ses. Ama Emine'nin arkadaşlar, asla... Arkadaşlar yani az önce Ramazan kendisi de söyledi. Bana 1000 lira kimse borç para vermiyor dedi. Niye bir adam Emine'ye versin bu kadar para? Ama Emine durup bunu dururken zaten haybiye istemiyor ki. Geri ödeme şartıyla. Geri ödüyor da zaten aylık 1000 lira, 1000 lira ödediğini biliyorum ben. İyi de onun çok verdiği 75 bin lirayı 1000 lira, 1000 lira ödeyecek. Kaç sene ödeyecek sen 75'i bir 12'ye bölsene? 75 ayda. Hayır 75 yok bin lira alıp ayda 1000 lira, 1000 lira ödersen kaç bin lira ben ödüyordum. Verci ödüyordum. 1000 lira Emine ödüyordu. Camların parası. Ben yani bildiğim bu. Diğerlerini ben bilmem. Telefon niye almış? Onu da mı borçla geri verecek? Bana onunla taksitle aldığını söylemiştik. Ayakkabısını da bilirsiniz o zaman. Ayakkabısını ben, alır mı? Ben çalışan biliyorum ama ayakkabı fişi Nedim'in falan aldığını veriyorum bilmiyorum. Evet. Bana dedi ki yeni ayakkabı aldım, işte çok sıcak tutuyor, şöyle güzel, böyle güzel, bunu biliyorum ama kim aldı, ne aldı ben sormadım. Ayakkabı anne dedi, ayaklarım çok üşüyor dedi, iş yerinden dedi, şey para veriyorlar ya, ayakkabı fişi falan veriyorlar ya, onunla aldığını biliyorum ben, böyle Nedim falan biliyorum. Ben Nedim'in sadece camları deşemek için. İş yerinden ayakkabı fişi mi veriyorlar? Veriyorlar. Bilmiyorum. Sendikalı olduğu için bazı sendikalı olduğu için veriyor. Ayakkabı fişi veriyorlar bazı firmalar. Hepsi ama o da zaten 1000 lira 1500 liralık bir para değil yani. Değildir. Ha, bu ayakkabı 300, kaç liralık çok senin dediğin ayakkabı? Yani ben bilmem. Pahalı bir ayakkabı 1000 lira vardır şu an. Pahalı bir ayakkabı. Bot. Yani işte ama bak Nedim de işte bana 1 milyon liralık ev alacağım demiş. Ben öyle bir şey hiç duymadım. Emine evimiz yok. Emine Nedim ona ev almış olsaydı Emine evin camlarını niye değiştirseydi? Niye eve masraf yapsaydı? Almamış, alacak diye söylüyor. Emine'ye ben özel. Ben inanmıyorum Kübra'ya. Ha? Kesinlikle ben Kübra'ya bir de şunu açıklamak geçeyim. Benim kızım erkek gibi kızı. Sizin hani burada erkek bence gibi çocukların karşısında zaten
Hani konuşan kız hani böyle yorumlar kim falan dedi, olmuş. Kim dedi size escort diye? Yani hep orada yorum, yorumlarda hep yazmışlar böyle şeyler. Benim çok zoruma gitti böyle. O zaman bu adam yani bu şöyle paraları bir şey söyleyeceğim. Belli aile bir çok süre içerisinde Emine'nin sırtından çıkaracak, alacak bu parayı. O şekilde veriyor. Emine'nin çalışmalarından, yaşantısından bu parayı borç veriyor. Ama biliyor ki Emine belli bir süre içerisinde çalışmalarıyla, yaşam koşullarındaki durumlarıyla bu parayı ödeyebilir. Hatta belki bak, adam... Bey'in, bak Rami Bey'in söylediği böyle çok belki şey geliyor. Ya, özür diliyorum. Çok ortadan geliyor. Evet. Ama Rami Bey her zaman söylediğim gibi normal standart bir erkeğin bakış açısıyla konuşuyor. Bak evet, onu öyle değerlendirin. Doğrusunu yanlışını falan bakmayın. O normal bir erkek olarak konuşuyor. O kadar. Hani beğeniriz beğenmeyiz. Kabul ederiz etmeyiz. O mantığı söylüyor. Evet. Bana mantık göre, bu diyor. Bana göre bu adam kimse Emine Hanım'ın Allah rahmet eylesin sırtından para kazanan. Sırtından para kazanmak değil, onu elde etmek için de verebilir. Yani hatta altına ayağına eğer lüks 1 milyon liralık ayakkabı alıyorsa, cebine pahalı bir telefon veriyorsa, makyajıyla, giyimiyle zaten ona o harcamayı yapması lazım ki vitrin olarak hazırlasın. Sarf ettiği paraları da rahatça geri alma imkanına kavuştur. Ama burada şöyle bir şey var. O kızı elde etmek için de bunları verir ama yine de 75 i̇şte, yani 50 bin liranın üstünde bir para. Kendisi için de yapmış, bir gerçek sevgili ise yapabilir ama onu Emine Hanım'ı da kullanan birisi Emine, öyle olabilir. Öyle bir potansiyelde bir kız asla olmadı zaten. O nasıl söyle? O tabirde kullanılabilecek bir kız değildi. Hayır, erkek o, gibi yetiştiği o için. O bakış açısını ben söylüyor. O karşısındaki insanın bakış rahmetli açısını söylüyor. Rahmetli de nur içinde yatsın. Ben genel olarak konuşuyorum. Emine Hanım'a kastetmiyorum. Yani bir erkek eğer bir genç güzel bir hanıma parayı veriyorsa ya sevdiği için kendisi içinden gelerek her türlü harcamayı yapıyor. Onu artık kendi... Ya benim kızım ona bir abi olarak konuşuyor. Veya... Benim her zaman abi vermez olarak... Vermez hayatım, vermez hiçbir adam öyle abi yani olarak. Yani bakın sizi kastetmiyorum, genel konuşuyorum. Şimdi Müge Hanım'ın demin dediği gibi ben bir erkek gözüyle genel konuşuyorum. Eğer bir erkek bir hanıma düşünmeden böyle gayet güzel paralar harcıyorsa gerçekten sevebilir. Benim karım, sevgilim diye görür ve ona tabii her türlü masrafı yapabilir. Veya eğer onu bir takım yerlerde kullanmak istiyorsa, onun sırtından, etinden, canından para kazanmak durumundaysa... Ben o zaman para vereceğini, bu kadar para vereceğini sanmıyorum. İlki daha ağır basıyor ama ne yazık ki, bunu hep o yüzden konuşuyoruz. Kadınlar kendi ayaklarının üzerinde dursunlar ve kendi ekonomilerine sahip olsun ama ayaklarını da yorganlarına göre uzatsınlar. Evet. Çünkü bir adam... o kadına para verdiğinde o kadının kendisini o kadının sahibi olarak görüyor. İşte sahibi olarak gördüğün kadını sabaha karşı 4:30'da görürsen bir yerde işte o yani işte bütün kadın cinayetlerinin... Bu kadar parayı sarf eden bir adam o kadını 4:30'da bir yerde görürse ona günaydın demez. Demez. Ona hayırlı geceler de demez. Ona kaşlarını çatıp bir erkek olarak başka türlü davranır. Peki abla. 2 defa 2 4. Nedim'in bir çocuğu askerdeymiş. Ya ben... Yaşı da büyük. Az önce bir şey söylerken çok karmaşık konuştuğumu söylediniz ama... Önce bir temelinde kız kardeşimin aramın açık olduğunu bilin ki demek istedim. Şu an bu olayların tamamının %80'ini kız kardeşim vefat ettikten sonra öğrendim. Çünkü çok şey söylendi. Aşırı bir laf kalabalığı var. Laf kirliliği. Doğruyla yanlış ayırt edemez duruma geldik. Yani net gözümün gördüğü bir şey vardı. Nedim'in kim olduğunu, para trafiğini kimi sağladığını tamamen net bir şekilde öğrenmiş oldum. Nedim'in 2 tane min evladı varmış. Bir tanesi askerde, bir tanesi onları burada. Onları boş ver ha. Yani... Hem kız kardeşime para verip... Dedim ki hani sen aranızdaki sohbet, muhabbet neydi? Telefonla bakınca şunu gördük. Niye para veriyorum dedi. Müge Hanım bir de bir şey daha söyleyeceğim ben. Bir dakika merhaba. Nedim yaklaşmaya çalışıyor, Emine sıkıntılarından bahsediyor. Nedim, Emine'nin sıkıntılarına maddi destek sağlayarak Emine'ye daha fazla yaklaşmaya çalışıyor. Göndermiş mesela, 1000 lira göndermiş, demiş birazdan 6000 lira göndereceğim yazmış mesela. Yani dedim ki amaçlar sanki çok farklı. Bir taraf istiyor, bir taraf sıkıntılarından bahsediyor. Çak dönüyor yani sanki.
Tamam ama işte birisi de sana yanaşmaya çalıştığında sen sıkıntılarından bahsediyorsan karşı tarafta eşek değil ya, anlıyor işte benden para istiyor diyor. Varsa da veriyor yani, bu hani şey değil ki. Sen şimdi diyorsun ki ben senden çok hoşlanıyorum, yemeğe çıkayım ya, biliyor musun benim işte şunu ödemem lazım. Bu ne demek? Bana o parayı ver demek. Yani. Ya sen şimdi birine benim paraya ihtiyacım var diye yazdığın zaman bir erkek ya da kadına, bu ne demek? Bana bunu gönder demek. Yani bunu anlamak için, ha anlamazlıktan gelebilir karşı taraf. O zaman da zaten o kız onunla konuşmaya devam etmez. O da anlıyor ve gönderiyor. Bu arada verelim şu Instagram sayfasını. Bizim Oğuzhan İçişleri Bakanlığı şeyini de çıkarmış şimdi. İçişleri Bakanlığı yazısını da çıkarmış Oğuzhan. Oynuyor resmen. Oynuyor resmen. Çıkar sen oradan hepsini. Çocuğum. Hepsini çıkar. Tuğçe'nin suçu neydi? Tuğçe'nin suçu neydi? Hadi canım gösterin onu da ekranda. Oğuzhan'ın çakarlı bir aracın içinde seyrederkenki görüntüsü. Sesini de verin. Nerede çakar yani? Zırhlı araç herhalde o ya. Zırhlı araç. Akrep tarzı bir şey. O çakar mıymış? Öyle çakar belki, mı olur ya? Belki Fatih olabilir yanındaki. O çakar mı? Ne o ben? Çakar ya. Çakar. Efendim? Ya. Baksana yukarıdaki ışığa. Bir dakika duyamıyorum. Sesini alır mısınız? Zırhlı aracın içinden çekilmiş. Ha, zırhlı aracın içinden çekilmiş. Ha bizim bu çevik kuvvet meselesi demek ki git gide. Evet ya, ben de şu üstündeki şey ne diyorum, bende de bugün geç düştü jeton. Evet, verir misin evet. Sesini? Burası neresi acaba? İstanbul mu? Dur, plakalardan anlarız. Gördüğünüz plakalar Ahmet. Ahmet, geçtiğimiz plakalar kaç numara plaka şeyi? Yol devam et, bir yolun solunda araçlar var ya, plakalara baksana. 34 mü ne o? Buradan göz göremiyorum. Bakın bakayım, durdurun. Bak bu gözükür, bak soldakini görebilirsiniz şu geçtiğinizi. Gri olandan anlaşılabilir. Siz yukarıdan bakın, bizim şimdi burada LED'de dağılıyor bu. Tam şu anda plakanın üstüne geldi sileceğin şeyi. Tamam biz de görelim, onlar görene kadar belki biz de görürüz, o yüzden diyorum. Dur bakayım. Allah Allah. Yani kimse dinlemiyor mu yukarıda ya? Allah'ım. Yani çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sabrın, bana bu kadar sabırlı bir ay bünye verdiğin için. Ver arkaya bakayım. Göremediniz mi yukarıdan ya? Gözükmüyor. Dumlamışlar ama gözükmüyor diyorlar. Dağılıyormuş, görünmüyor. Niye gözükmüyor? Sizin yaşadığınız yerin kaç plakası? 41. Ya 41 ya 34 olacak. 3'le ya da 4'ü göreceksiniz. Yani başka bir yer aramayacaksınız. Zaten zırhlıyı bulduk ya. Ya İstanbul ya 41 işte. Devam et. O yüzden diyorum bana ver. Ben sizin göremeyeceğinizi biliyorum da bakayım diyorum da gelmesin tam oraya. Zaten biliyorum cevap alamayacağım. Devam et. Neyin cevabını aldım ki bunun cevabını alayım? Oğlum devam edip şu gri aracın önüne getirsenize şu görüntüyü ya. Bir şey istemiyorum ya. Şu gri gözüküyordu. Bu değildi ki demin verdiğiniz. Bu çok grenli bir görüntü. Zoomlusunu istemiyorum ki, normal. Neyse ben yarın bakarım. Ay. Çünkü, geldi şu anda geldi. Çünkü gerçekten tansiyonum ama yükseliyor ve şurama bir şey geliyor. Şu enseme bir şey ağrı saplanıyor. Geliyor. Evet. Yani neyse, hiç sinirlenmeyeceğim. Normal devam edeceğim. Of, derin derin. Yani bir şey istediğimiz yok ya. Hep hayatım böyle. Bende de bir sıkıntı var herhalde ya. Bir tek burada değil ha. Bir insanın bir tane bir şey de önüne getirilmez mi? Bana da günah değil mi ya? Ben gerçekten herkesin önüne istemeden A, B, C, D, E, F, G adımlarını düşünüp böyle yollarına halı seriyorum herkese. Ya hiç alkışlanacak bir şey yok. Çok acıklı bir durum, biliyor musun? Ya oturup ağlamak istiyorum. Bak mesela bugün üstüm kalın, klimayı açmamışlar. Sabahtan beri söylüyorum. Tere bak.
Şimdi mesela hiç kimse burada bunu şey yapmıyor. Bunu açıyorsun, sırtından ter akıyor. Bunun üzerine işte klima açıyorlar. Sonra geçen gün öksürürken şey yapacaksın. Onu bile söyleyeceksin. Çok acıklı bir durum. Yani benim durumumu yaşayanlar vardır. Çok acıklı. Otur hüngür hüngür ağla. Allah'tan ağlama huyum yok çok. Yoksa böyle oturacağız ağlayacağız. Neyse, neyse eli kere vermeyeyim. Bunu da bir izleyicimiz göndermiş. Bu da zırhlı araçmış. Bunu da yine Oğuzhan koymuş Instagram'ına. Yani o zaman tutup da ben taze evine gittiğimde ben polisim demedim de bilmem ne demedim falan diye anlatmasın. Sen zaten kendini polis olarak göstermeye çalışmışsın. Kamu görevlisiyim diyorsun. Bir kamu görevlisi olarak nerede çalıştığını da niye söylemiyorsun? Ben onu da anlamadım. Tarım Bakanlığı diyorsun. Tarım Bakanlığı bizde bu soyadda bir isim yok diyor. Bence İçişleri Bakanlığı'na sorsak o gazi meselesinden de çok emin değilim açıkçası. Yani çünkü o hikaye de baştan itibaren yalan olduğuna göre orada gazi olduğumda polise geçtim falan filan. Şimdi bir de tabii bir tane daha bir şeyimiz vardı. O da Oktay. Ya biz ne konuşursak konuşalım. Anladım ki ailenin Oktay'la ilgili şüphesi gitmiyor. Asıl Oktay'dan şüpheleniliyor. Çünkü neden? Röportajımız vardı. Girebilecek miyiz ona? Dakika olarak giremeyeceğiz herhalde. Onu yarın izleteyim size. Kim konuşmuştu? Kimin babasıydı? Tuğçe'nin babasının röportajı var. Yine aslında Emine'nin babası da benzer bir şey söylüyor. Hayatım halayla konuştuk. Hala da benzer bir şey söylüyor. Yani hala dediğimde kimin? Benim annem. Fatma Hanım oluyor. Şimdi bu yani Yağmur'un halası olarak söyledim. Şimdi Yağmur, şimdi burada senin burada net konuşman lazım. Sen aslında net konuşmuyorsun. Sen hiç şüphelenmiyorsun eski erkek arkadaşından anladığım kadarıyla. Ama senin bütün ailen ondan şüpheleniyor. Bence boş yere de şüphelenmiyorlar. Emine diyor ki beni tehdit ediyordu. Hava Hanım sen diyorsun ki çıktım yola arabayı geçiyordu. Sen de diyorsun ki bana olsa söylerlerdi. Bak şöyle bir şey var. Emine benden bir şey hani böyle kötü zamanlarında, zor zamanlarında benden saklayacak birisi değildi. Bana söylememesi belki umursamaması anlamına gelebilir. Hani bana o gün söylemediyse pek umursamamıştır diye düşünüyorum. Bana söylemediğine göre. Ama benim Oktay'la zaten sıkıntılı bir dönemim vardı. Ayrıldık. Evet bana böyle takıntılı bir çocuktu. Nasıl söyleyeyim? İşte neredesin? İşte ne yapıyorsun? Kim işte WhatsApp'ta çevre biçeyim, kimle konuşuyorsun? Kim yazdı? Ekran görüntüsü at. Neredesin? Biraz kıskanç ve baskıcı bir tipti. Ve birkaç kere de bana böyle şiddet uygulamıştı. İşte tokattı vesaireydi. O süre zarfında zaten neden ben... Neden tokat atıyor mesela? Ne oluyor da atıyor? İşte WhatsApp'ta kimle konuşuyorsun? Yan yana duruyoruz mesela. Bugün kimle görüştün? Nereye gittin? İşte ne yaptın? Sürekli böyle. Hani temelde kıskançlık yatıyor yani. Yani bir saat mesela normal bir konuşuyor. Bir saat sonra o konuştuğunu unutabilir yani. Hani böyle bir saat sonra sen bana bunu dememiştin diyebilir. Öyle bir potansiyeldi. O yüzden Oktay'a hep şey görüştü gördüm ben. Dar görüştü. Geniş pozisyondan bakabilecek bir çocuk değil. O yüzden şüphelenmedim. Yani şüphe duymamamın sebebi bu. Ben de neden Oktay'dan şüphelendim? Bu potansiyelde bir çocuk. Her şeyi yapabilir. Her şeyi yapabilir. Ya sevdiği kadına şiddet uygulayan bir insan, küfür eden bir insan, şiddet uygulayan bir insan her potansiyelde vardır. Bak yapamaz demiyorum. Ama niye Yağmur'a değil de Tuğçe ile Emine'ye? Ya dediğim gibi tamamen Tuğçe'nin orada... Biz şey bile düşündük ya. Yağmur arabada Yağmur mu? Müge Hanım ayrılma evet. Sebebiyle çünkü polis bile dedi ki Müge Hanım için. Arabada olması gereken Tuğçe değildi. Orada olması gereken başka bir kişiydi. Tuğçe tamamen şans eseri orada bulunduğu için tesadüfen gitti. Peki, Yağmur'la Tuğçe zaten... Yağmur saçını kestirmeden önce Yağmur'a saçları daha sarı uzundu. Tuğçe de o gün saçlarını komple sarı yapıyor. Yani bir de şapka var zaten Tuğçe'nin kafasında orada. Yani biz düşündük ki hep Yağmur zannedildi Tuğçe. Eğer Oktay'sa bu işi yapan Tuğçe Yağmur zannedildi. Değerlendirirsek olabilir yani o düşüncesi Emine'yle olabilir ama. Emine'yle de tehdit olayları işte Yağmur'la bizi ayırdın gibi tehdit olaylarını söyledikleri için aklımıza direkt Oktay geldi. Ben hiçbir yani zaman demedim şüphelenmem diye. Tuğçe ile Yağmur'un karıştırıldığını aynen, düşünüyorsun. Aynen, evet. O da olabilir, evet. O da olabilir. Mümkün ama. Yani Tuğçe zaten o gün evinde olsa hiç aynen. Bu işlerde olmayacak. Evet. Ama şöyle bir şey de var. Tuğçe'nin yerinde ben vesaire biz araçta, tek araçta 4 kişi olsak yine 4 kişi ölmüş olacaktık. Veya başka bir ailemiz de olsa ama yine şimdi şöyle aynı şekilde ölmüş olacaktık. Normal şartta eve dönmesi gereken Tuğçe'yken
Yağmur başka bir araçla eve bırakılıyor. Emine'nin aracında da başka biri var. Yağmur'un bırakıldığı görülüyor mu mesela? Peki sen hiç Emine ile aynı araca bindin mi? Bindim tabii ki. Yani o gün giderken? Evet. Zaten beni kapının önünden aldığında kahve deryasına falan gittiğimizde hep zaten Emine'nin aracındaydım. Senin Emine'nin aracındaydın. Evet. Yani son sadece o evden çıkarken mi değiştiniz? Yok, oksijenden, önce... oksijenden gelirken ben Akif'in arabasına biniyorum. Oradan ikimiz de eve dönüyoruz. Biz sadece araç değişikliğimiz o yani. Yani eğer sizi hani o takip etti denilen kişiler hani o gecenin ilk başında gördülerse seni Emine ile aynı arabada olduğunu göreceklerdi. Evet, evet. Ya hayat gerçekten çok çok enteresan. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.